Hattımızda bu bölümde bize katkı sağlayacak olan isim Sedat Yurttaş, eski DEP milletvekili. Merhabalar Sedat Bey. Merhabalar Yavuz Bey. Siz aslında hep 90'lardan bahsediliyor. İşte 90'lara döndü Türkiye, bu barış sürecinin öncesine döndü, uygulamalar buna benzer gibi. Siz o dönemi en sıcak yaşayan isimlerden birisiniz. 94'te dokunulmazlığınız kaldırıldı, sonra gözaltına alındınız, cezaevine konuldunuz, diğer arkadaşlarınızla birlikte. Çok benzeşiyor mu bugün 90'larla, öyle başlayalım mı? Hatalar, yanlışlar, çözümsüzlükler bakımından benziyor ama hataların büyüklüğü, çözümsüzlüğün derinliği, çatışmaların ve kayıpların büyüklüğüyle bölgesel düzeydeki değişmeler anlamında aslında benzeşmiyor. Bugün yani, mü daha büyük, daha sıkıntılı? Bugün her açıdan sıkıntılar çok daha büyük. Yani 90'ları arıyoruz diyorsunuz 90'ları siz. 90'ları aratan bir durumla yüzeyiz. Evet, çok fikre. Net. Hı hı. Yani Diyarbakır açısından söylersek son işte 40 gündür kabaca. Evet. Gerçekten bütün bir toplumu yani ruhsal olarak çok derin bir şekilde yaralayacak sonuçları olan her gün, her gece patlamaların sürdüğü ve bağlı olarak ölümlerin yaşandığı, yıkımların yaşandığı, dolayısıyla her insanın psikolojisinin bozulduğu çok net, hı hı, bir ortamda yaşıyoruz ve bu sadece hani Diyarbakır'a özgü değil, çatışmaların olduğu özellikle iller, ilçeler ve dolayısıyla bütün bölge aynı hassasiyeti hücrelerinde hissediyor. Yani bu açıdan çatışmanın, çözümsüzlüğün yarattığı yara çok derin, çok acı. Hep bahsedilen o duygusal kopuş herhalde. Son evet, dönemin moda şimdi boyutu, tanımlaması. Tabii şimdi dokunulmazlıkların gündeme gelmesi, yani hayat tekerrürden ibaret midir? Yani bunu şöyle anlamak lazım. Türkiye yanlış yapmak zorunda mıdır? Yani bu yanlışı 94'te çok büyük bir acı tecrübeyle yaptı. Yani belki biz de daha çok uzun süre içeride kalan arkadaşlarımız açısından 11 yıl kadar kaldılar 4 evet, arkadaşımız. Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan değil mi? Tabii Hatip Dicle ve Orhan Doğan rahmetli. Evet. Yani diğerleri işte daha kısa süreli kaldık. Ama sonuçta bütün bir toplumu etkiledi ve bir süre sonra yani sorunu çözmek yerine aslında sorunu eskiye nazaran çok daha ağırlaşmış bir halde karşımızda gördük bütün bir toplum olarak. Bu nedenle yani bu hatayı tekrar etmeyen bir yaklaşım geliştirilmek durumunda diye düşünüyorum. Ama bakıyorsunuz zirveden her gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda net ifadeler geliyor, açıklamalar geliyor. Tabii açıklamaları aşan şeyler var artık. Yani yine de buna tabii bu yanlışa işaret etmek gerekiyor. Evet. Bu özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu yönde görünüyor ama hükümette biraz daha sanki daha sakin bir hava var. En azından izlenimimiz o. Yapılan açıklamalara baktığınızda aynı şiddette değil. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla bir sonuç elde edilemediği, bir sorunun görmezden gelinerek çözümlenemediğini Türkiye aslında 20 yıldır, 30 yıldır test ediyor. Onun için dokunulmazlık tartışması başka bir konu. İkincisi tabii bu hendek meselesi de. Evet. Yani hükümet de, devlet de, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, kabine de yani bu sorunu hendek öncesi, hendekler ve hendek sonrası ve bölge yani bütün bu geniş Orta Doğu, Orta Doğu'daki değişmeler ve dünya bütün bunlarla birlikte görüp değerlendirmezse ve şimdi olduğu üzere sadece hendeklerin, barikatların kaldırılması ve bu çerçevede de militanların öldürülmesiyle sınırlı bir politika ile devam ederse bu da çok çok büyük bir açmaza daha etki çıkaran bir yöntem olur. Ne olması yani, lazım? Olayı sadece askeri boyutuyla ele alın. Bakın çok tehlikeli gelişmeler baş göstermeye başladı. Nasıl? Diyarbakır'da ilk defa çok uzun aradan sonra iki faili meçhul cinayet, enselerinden işte kafalarına sıkılmış bir cinayet. Otoyolda bulundu sanıyorum değil mi bugün? Şırnak'ta evet. Şırnak'ta. Benzer evet, bir tane. Ve yine Şırnak'ta üç kadın siyasetçiyle bir erkeğin çok açık ki infaz edilmeleri. Yani bunlar yine 90'larla benzer 90'ların çok daha ağır toplu
faili meçhullerine benzeyen bir faaliyet olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani, bu işin derinleşmesinin bir başka boyutu. Ya çatışma ortamının bir gerekiyor? Sonucu herhalde değil mi bu? Aynı şey 90'larda. Çok doğrudan bir sonucu. Eğer bu savaş atmosferi, çatışma atmosferi olmazsa muhtemelen bu tür bir işte faili meçhul cinayet de işlenmemiş olacak. Ve bu bir başlangıç mıdır diye herkes bugün görüştüğüm, konuştuğum herkes korkmaya başladı. Zaten hani kısa bir süre önce baro başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle birlikte benzer bir kaygı, benzer bir korku bütün topluma yayılmıştı. Şimdi buna yenileri ekleniyor. Dolayısıyla yani bölgenin önü alınamaz bir kaosa sürüklenmesi hiç kimsenin yararına değil. Zaten kimse kazanmıyor burada. Yani görebildiğimiz kadarıyla herkesin kaybettiği bir sistem var. Ve bir şekilde yüzden, milliyetçilik duygularının öne çıkartılmak istendiği ve bu sürecin böyle sürüklenmek istendiği, devam ettirmek istendiği bir dönemi de görüyoruz. Bu da tehlikeli bir durum. Baktığınız zaman Diyarbakır'daki insanlar, batıdaki insanlar bizimle niye ilgilenmiyorlar diye bir serzeniş içinde. Yarın bizim yüzümüze nasıl bakacaklar diye onların feryadını buradan da dile getiriyoruz. Herhalde siz de bunlara rastlıyorsunuz orada. Şüphesiz yani çok doğrudan tabii siz de 90'ları yakından izleyen bir gazeteciydiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, sizin peşinizde hani, sizin peşinizde de ne zaman tutuklanacaklar diye dolaşan gazetecilerden biriydim o zaman. Genç yani bir gazeteci olarak. Yani birlikte yaşadık bir anlamda ve şimdi çok daha ağır boyutlarda yaşıyoruz. Bu nedenle dün Diyarbakır'da aralarında baromuzun da bulunduğu sivil toplum örgütlerinin yaptığı çağrı çok önemlidir, çok değerlidir. Evet. Yani orada özü itibariyle iki şey söyleniyor. Bir, barikat ve hendeklerle olamayacağı gibi abluka ve imhayla da olamaz diyor. Dolayısıyla işin özü bu. Yani ama bu çözüm sorunu, işte oradan çıkış nasıl olacak? Önce barikatlar mı kaldırılacak, hendekler mi doldurulacak, yoksa önce güvenlik görevlileri mi çekecek? Yani böyle bir tavuk yumurta yumurta tavuk meselesine dönmüş durumda benim görebildiğim kadarıyla. Az önce aydınların Ankara ziyaretine baktığımız zaman da onlar bu meselenin böyle devam ettirilemeyeceğini söylüyorlar. Başbakanın verdiği yanıtta oranın bir artık silah deposuna, patlayıcı deposuna döndüğü ve devletin buna izin veremeyeceği biçiminde. Ya burada bir şey var, bir çıkmaz var değil mi? Ya sanırım herkesin bulunduğu yerden birkaç adım geri çekilmesi lazım. Evet. Bir adım da yetmeyecek. Birkaç adım geri çekilmesi lazım. Yani niye? Çünkü Orta Doğu'da uzun süredir devam eden ve Türkiye hiç sıramazmış gibi zannettiğimiz, gördüğümüz bir çatışmanın aslında böyle kıvılcımlarının çok önemli oranda artık bölgeye yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçecek bir akıl yürütmek, bir çaba harcamak ve bir kalıcı çözüm üzerinde kafa yormak gerekir. Yani şöyle diyeyim, çarpışacak ve yüksek hızla gelen otoların çarpışmasını beklemeyelim. Bu uçurum olacağı kesinlikle işte büyük zararlar, büyük tahribatlar meydana getireceği kesin. Dolayısıyla herkesin bulunduğu yerden geri çekileceği bir çaba içerisinde olması lazım ve bu çağrıyı da aslında böyle anlamak lazım. Çünkü sivil toplum örgütlerinin yaptığı çağrı. Bir yandan insanlar göç ediyor. Evet. Bir yandan ölüm büyük var. Büyük dramlar yaşanıyor baktığınız zaman. İnsanlar cenazelerine ulaşamıyorlar. Bir müsaade eder misiniz? Bugün Sırrı Süreyya Önder İmralı heyeti adına bir açıklama yaptı. O açıklamada Öcalan'la ilgili bir tespiti vardı. Onu bir dinleyelim. Öcalan, hı-hı, bu denklemin içinde niye yok diye sizin görüşünüzü de almak isterim. Şimdi Sırrı Süreyya Önder. Aileler İmralı'daki bu içi yakınlarına eşya gönderdikleri zaman bu cezaevinde değildir yazısıyla haberdar oluyorlar. 15 gün önce Silivri cezaevine sürgün edilmişler. Meclis Başkan Vekilimiz ve İmralı heyeti üyemiz Sayın Pervin Buldan Adalet Bakanı'yla ısrarla görüşmeye çabaladı. Bir gün telefonlarına çıkmadı. İkinci günün sonunda verdiği cevap rutin bir işlem. İlk sorduğumuzda
siyasi sorumluların hiçbirinin bu sürgünden haberinin olmadığını gördük. Muhataplarımızın hepsi ya ilk defa bizden duydular ya da çok iyi rol kesiyor. Rutin bir işlemmiş. Rutin olan bu kabinenin kendisidir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Çünkü bu Sayın Öcalan üzerindeki tecrit toplumsal barışımız ve ortak geleceğimizin arasına Marmara Denizi kadar bir hendek kazmış olmak anlamına gelir. Şimdi Öcalan'ın bulunduğu İmralı'ya 5 PKK'lı hükümlü de gönderilmişti ve Öcalan'ın sekreteryası olarak adlandırılmıştı bu girişim ve barış görüşmeleri sürecinin bir sonucuydu. O hükümlülerden ikisinin İmralı'dan alındığını ve Silivri cezaevine gönderildiğini biliyoruz. Buna tepki gösterdi Sırrı Süreyya Önder. Ayrıca Öcalan'ın artık özgürlüğünün konuşulması gerektiğini söyledi. Siz ne dersiniz? Neden Öcalan böyle kritik, böyle sıkıntılı, 90'ları bile aratacak bir süreçte devrede değil ki hükümetle Öcalan'ın aslında olaya bakışını hemen her konuşmasında övüyordu çok yakın zamanda? Ya, tahmin ediyorum ki yani Öcalan'ın devreye gireceği koşullar beklenirken bir yandan da süreç çok zorlanmış oldu. O süreçteki yanlışlardan biri hükümetin Öcalan'ı bir sigorta olarak görmesiydi. Yani çok yüklenmesiydi. Bütün kriz zamanlarında yüklendiği isim Öcalan oluyordu. Diğer taraftan tabii çözüm için gerçekten öneriler konusunda bir zayıflık, bir tutarsızlık vardı. Yani bugün bunu daha net bir şekilde görmek mümkün. Evet. Söz gelimi Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Kürt sorunu yoktur demesi aslında bunu gösteriyor. İkinci bir unsur da yani çok açık ki Rojava'daki politikalar yüzünden anlaşıldığı kadarıyla ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Yani Rojava'da devletin izlediği kırmızı çizgi politikası geçmişte Irak Kürdistan'ında da izlenen politikada benzer şekildeydi. Yanlıştı. Üstelik o yanlıştan dönen de AK Parti hükümeti olmuştu. Evet. Şimdi burada yeni bir yanlış yaparak aslında süreci yanlış yorumlayan, değerlendiren, dolayısıyla Kürtlerin hassasiyetlerini hiçe sayan bir politika yürütmesi sebebiyle de sürecin tıkandığını anlıyoruz. Yani bugünkü aydınların başbakanla görüşmesi, ben de kısaca bir göz atma şansım oldu, ayrıntıları çok bilmiyorum ama biz programın başında Tarık Çelik'le konuşarak anladık. Evet. Öcalan meselesiyle ilgili. Rojava'daki politikalar aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'nin izlediği politikaların samimiyeti olarak değerlendiriliyor. Evet. Yani bu bir ölçü. Dolayısıyla o ölçünün hala değişmediği kanaati var. Nereden değişmedi? İşte Kobani'deki tutum çerçevesinde değişmedi ve bugün sadece biraz alan değiştirerek Cerablus'a kaydığı düşüncesi var. Bu nedenle yani bu soruna yaklaşırken hendekleri aşan, Orta Doğu'yu da kapsayan ve gerçekten kalıcı çözümü içinde barındıracak adımların atılacağı bir perspektife sahip olması gerektiğini düşünüyorum hükümetin. Teşekkür ediyoruz Sedat Yurttaş. Eski DEP milletvekili katıldınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için. İyi çalışmalar. Sağ olun.